konumuza. Şimdi diğer konumuz Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü çok fazla acayiplik var. Her gün ilginç, birbirinden ilginç, birbirinden acayip başlıklar okuyoruz. Ve fakat bu gerçekten ilginçti ve Barış Terkoğlu da bunu böyle birkaç gündür ayrıntılarıyla çalışıyor. Bir sürü gazeteci de bunun peşinde. Çünkü gerçekten acayip bir olay oluyor Malatya'da. Ve şu anda karşımızda konuğumuz Günür Tabel, Malatya Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi. Günür Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve ya bu ne oluyor? Bize önce bir olanı anlatın. Çünkü Almanya'ya bir grup insanı yolluyorsunuz, bu insanlar geri gelmiyor. Bunların 43 kişi olduğunu, evet, gelmeyenlerin 43 kişi olduğunu söyleyenler var, 41 kişi olduğunu söyleyenler var. Bize bir anlatın önce. Olay neydi? Ondan sonra Barış'ın bilgileri, Barış'taki bilgiler ve bizim sorularımızla da bunu biraz deşelim. Emin Bey, öncelikle bir Malatyalı olarak, Yeşilyurtlu olarak böyle bir gündeme gelmekten üzüntü duyuyorum. Malatya ve Yeşilyurt'a bu yakışmadı. Ben belediye meclis üyesiyim. Biliyorsunuz bu ay faaliyetlerin incelendiği bir aydı. Biz de faaliyet raporlarına çalışırken geçen yıl aldığımız bir karar gözümüze çarptı. Bu karara göre Ocak'ta biz karar almışız. İki tane belediye başkan yardımcımızın kişisel gelişim dünyasıyla beraber bir proje kapsamında Almanya'ya gideceğini, teknik gezi yapıp geleceğini biliyorduk. Bizim Yeşilyurt Belediye Başkanımız da gayet reklamı seven bir insan. Dikkat ettik, hiç reklamı yok. Yani bir yapmışsa 10 yapmasını seven biri. Bu gözümüze çarpınca bir araştıralım dedik ve bunlara ulaştık. Bu kadar büyük bir olay olduğunu biz de bilmiyorduk. Tesadüfen yani ortaya çıktı. Biz Ocak ayında kararı almışız. Bunlar bu kararla beraber dernekli bir protokol yapmış. Bu protokolü meclis kararını ve başkanın olurunu alarak valiliğe başvurmuşlar. 45 kişiye hizmet pasaportu çıkarmışlar. Yani gri pasaport. Bununla beraber gitmişler ve iki tane belediye başkan yardımcımız dönmüş. 43 tanesi de dönmemiş. Ben bunu mecliste faaliyet raporları görüşürken gündeme getirdim. Dedim sayın başkanım, böyle böyle olmuş. Bizim bu dernekle bağımız nedir? Bunlar kimlerdi? Giden kişiler kimlerdi? Bunların sorularını sorduk ve hiçbir cevap alamadık. Dedim ki başkanım, tekrarladım. Bakın bu çok önemli bir şey. Hizmet pasaportuyla gitmişler dedim. Ve buna biz vesile olmuş oluyoruz dedim. Dedi ki bir bakarız dedi. Eğer elimizde dedi bir yazı varsa size iletiriz önümüzdeki ay dedi. Olay böyle gelişti. Peki, şimdi bize şunu söyleyin. Kaç kişi gitmiş, bu gidenleri niye götürmüş belediye, aracılık etmiş? Hı hı. Nasıl gitmişler? Evet. Ortada bir şirket var ama o şirketi konsolosluk bile, evet, bulamıyor Almanya'da. Evet. Bir o tarafını anlatın. Kaç kişiden bahsediyoruz ve bunları niye olmuş? Yani bir yarışma yapılmış da birinciler mi gitmiş? Nasıl gitmişler? Hayır. İşte biz bunların hiçbirinin sorusunun cevabını alamadık. Bizim edindiğimiz bilgiye göre 45 kişi. Ama daha şu an yani etrafta dolanan farklı farklı şeyler var. Bize resmi bir rakam söylemedi. Resmi bir liste vermediler. Bugün belediye tekrar gidip resmi olarak tekrar dilekçe verdim. Dedim ki biz hani önümüzdeki ayı beklemektense bize en kısa zamanda kaç kişi gitmiş isim listelerini verin dedik. Ama işte bekliyoruz, verilecek mi? Niye gittiler onu da bilmiyoruz. Kimdi bilmiyoruz. Hepsi soru işareti. Peki bunlar nasıl seçilmişler falan, bunu bilmiyor musunuz? Ya bunlar hiç nasıl seçilmişler bilmiyoruz. Ne bileyim bir resim yarışması mı yapılmış? Bir bilmem ne yarışması mı? Nedir? Kişisel gelişim dünyası çevreye duyarlı bireyler yetiştirmesi projesi kapsamında gittiler. Bizim yalnızca iki tane belediye başkanımız gitti. Bizim bildiğimiz oydu yani. Onlarla beraber gidecek, dolanıp görüp gelecek. Peki şimdi... Hiç diğerlerini tanımıyoruz, bilmiyoruz, bilgimiz yok. Yani isimlerini de bilmiyorsunuz. Hayır, hiçbirini bilmiyoruz. Peki. O derneği de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Peki. Barış bunu çalışıyor birkaç gündür. Evet.
Barış'ın bilgilerini sorularını şimdi aldım. Merhaba. Şimdi bir kere merhaba. Ortada yani Türkiye tarihinin en ilginç vakalarından biri. Doğru düşünüyor muyum bilmiyorum Gündür Hanım. Çünkü evet, evet öyle. En nihayetinde bu ipin ucunu tutarsanız çok açık bir şey var ki çok büyük bir şey çıkacak ortaya. İnsan kaçakçılığı, evet. Firar hikayesi, büyük evet. bir ekonomi ve bakın tekrar altını çiziyorum siyasi kriz. Bu doğrudan doğruya siyasi evet. bir mesele. Neden siyasi olduğunu da anlatacağım. Birincisi, elimde önümde iki tane belge var. Bu iki belgeden bir tanesi doğrudan doğruya diyor ki, tam siz de söylediniz ya tam sayıyı bilmiyoruz dediniz ya aslında tam sayıyı evet, gerçekten evet. bilmiyoruz. Çünkü bir tanesi diyor ki biz karar aldık diyor 53 kişilik bir kafilenin gönderilmesi Hı-hı. için diyor. Tarihini de vereyim belgenin. Evet. Ha, evet. Yani 15 meclis Şubat kararı. 2020'ye evet 15 Şubat 2020 evet, ile evet, 27 53. Şubat 2020 meclis kararını söylüyor. Öte yandan ha, evet. Mehmet Çınar Belediye Başkanı imzalı 3 Eylül 2020 tarihli kararda da yani yazılmış belgede de 45 kişi diyor. Hı-hı. Yani 45 kişi evet, mi 53 kişi mi? Evet onlara 45 yazıyor. Bu da zaten gazeteci Sevilay değil. Yılman da Habertürk'teki Hı-hı. köşesinde bu konuyu ele aldığında aslında 45 değil. Daha fazla kişi, daha fazla katılan var dedi. O yüzden tam rakamı evet. bilmiyoruz. Rakam önemli Bilmiyorum. De değil aslında. Hani önemli kriminal suçu inceleyecek kişiler için önemli. Bizim için vaka olay önemli. Evet. Şimdi evet. bu iş öyle bir iş ki bakın ben de bir biz de oturup konuştuğumuzda hep dernek üzerinden konuştuk mesela. Aslında ne kadar büyük bir hata yaptığımızı olayı daha yakından bakınca anladım. Çünkü resmiyette hikaye şu. Resmiyette hikaye şu. Yani hem Adalet Kalkınma Partili hem siz herkes için hikaye şu. Resmiyette Almanya'da bir şirket. Kilit değil mi? Adı evet, Kilit olan. Evet, Mega Kilit. Mega Kilit olan bir şirket. Ve diyor ki ben Türkiye'de diyor. Çevreye duyarlı vatandaş yetiştirmek için para harcayacağım diyor. Hikaye böyle başlıyor. Kabalaştırarak anlatıyor. Bunu da bir yazıya dönüştürüyor. Hı-hı. Ben diyor Türk insanına diyor. Kendisi evet. Bingöllü bir vatandaş. Adı soyadı da Kilit olan. Hı-hı. Türkiye'de çevreye duyarlı vatandaş yetiştirmek için para harcayacağım diyor özetle. Çok güzel. Ve bunu da nereye bildiriyor? Yeşilyurt Belediyesi'ne bildiriyor. Evet. En nihayetinde Yeşilyurt Belediyesi de buna çok olumlu bakıyor ve fakat Türk devletler arası anlaşmalar gereği bu işin bir sivil toplum örgütü aracılığıyla yapılmış olması gerekiyor. Yani siz kalkıp ben şu vatandaş, şu vatandaş, şu vatandaş diye seçemiyordum diyorsunuz, diyemiyorsunuz. Evet. Bir sivil toplum. Buna bir sivil toplum örgütü bulunuyor. Bakın, sakın şeyden bakmayın yani mesela sivil toplum örgütü geldi falan meselesi değil. Doğrudan doğruya işe uygun sivil toplum örgütü sonradan bulunuyor. Sivil toplum örgütüne gidiliyor. Bugün sizin Malatya'da bu arada çok güzel gazetecilik yapan muhabirler bu işin peşine düşmüşler. Evet, evet. Onlardan evet. bir tanesi, onlardan bir tanesi bu sivil toplum derneğini bulmuş. Bu sivil toplum derneğinin başı Sait Aytekin. Tahmin evet. ettiğiniz gibi ilahiyatçı, yanlış bilmiyorsam. Evet, ilahiyatçı. İlahiyatçı bir kişi ve Sait Aytekin'le konuşmuş. Sait Aytekin diyor ki ben diyor bu derneğin, bu kişileri tanımıyorum diyor hiçbir şekilde 45 kişiyi. Evet. Bu 45 kişi benim derneğimin üyesi falan da değildi diyor. Hani biz baştan öyle kurmuştuk, bu dernek üyesi olup kaçtı. Doğrudan doğruya belediye gelip bana bu kişileri, hatta diyor bilgisayardan da anlamam, bu kişileri gelip kendileri elleriyle dernek üyesi yaptılar. Anlamadığım için. Evet. Biz böyle böyle bir proje yapıyoruz, bu kişilerin bir derneğe ihtiyacımız var, sizin derneğiniz üyeyi yapalım dediler. Geldiler kendi elleriyle derneği üye yaptılar. Okuyabilirim kendi ifadelerini. Ve bunlar böyle dernek üyesi oldu diyor. Evet. İyice tuhaf bir yere gidiyor. Ve sonra diyor ki, sonra diyor ki, ben diyor Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye başkanına güvendim. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkan yardımcısı da, belediye başkan yardımcısı da var. Son sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Belediye başkan yardımcısı bugün açığa alındı evet, görevden alındı. Evet, sıcak bir tanesi görevden alındı. Bir tanesi evet. görevden alındı. Doğrudan doğruya giden, yani Almanya'ya gidenlerden bir tanesi. Evet.
Onlar getirip elleriyle sivil toplum örgütüne üye yapıyorlar. Yani biz hep başından konuşurken şey dedik ki acaba bu sivil toplum örgütü neci? O sivil toplum örgütüyle ilgili yine Malatya yerel medyasında çıkmış. Aslında dernek de Malatya'da şubesi olan bir dernek. Bir şubesi. Evet, öyleymiş. İstanbul'da bir başka yöneticisi de FETÖ kapsamında açığa alınmış bir akademisyen. Hani bu gündeme getiriliyor ama. Evet, üniversitede. Aslında derneğin kendisi diyor ki biz bu işin içerisine karıştırıldık. Yani bize getirip bu insanları alın sizin bu derneğinize üye yapıyoruz dediler. Bu insanlar prosedür gereği derneğe üye yapılıyor. Peki bu işi organize eden kim? Bu işi organizasyonun her ayağında Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler var. Şimdi bugün Sevilay Yılmaz da neye dayanarak yazmış? Tamamen aralarındaki iç yazışmalara dayanarak yazmış. Bingöl'lü biliyorsunuz Almanya'daki kilit, mega kilit şirketi. Bu işi organize eden Malatya Yeşil Yurt'un dışında da organize eden bir başka siyasetçi var. O da Bingöl'ün AKP'li Servi Belediyesi'nin eski belediye başkanı Ali Ayrancı. Hatta son seçimde de aday oldu olmadı. Aday olmuş. Nihayetinde aradaki WhatsApp, son dönemde meşhur ya WhatsApp yazışmaları. Yani Yeşil Yurt'taki olayı organize eden başka siyasetçiler de, yani belediye dışındaki siyasetçiler de bu işi, o da Bingöl'lü bu arada, tesadüf olmadığı düşünülüyor. Arada öyle bir kontak da olduğu düşünülüyor. Buna getirip Malatya Belediyesi ile bu işi beraber organize eden kişi de Adalet ve Kalkınma Partili. Evet. Bir belediye olması da tesadüf değil. Bu işin arkasından Malatya Yeşil Yurt dışında birçok başka belediyede de benzer organizasyonların yapıldığı da tesadüf değil. Evet, maalesef. En nihayetinde şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'den kaçırılan, haklarında bir isimleri bilmediğimiz için haklarınızda bir soruşturma var mı bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz sanırım, zaten onu söylediniz. Evet, biz de bilmiyoruz. Yok, bilmiyoruz. Türkiye'den neden kaçmak istediler? Yani ekonomik nedenlerle mi kaçmak istediler? Bilmiyoruz. Siyasi nedenlerle mi, terör bağlantı? Bilmiyoruz ama bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediyesi yurt dışındaki onları kaçırmakla aracılık yapan, bu şirket de bu arada çok tartışılıyor. Çünkü şirketin yaptığı iş böyle çevreye duyarlı projeler üretmek olan bir sivil toplum örgütü falan değil. Yani televizyon tamirciliği yapan bir şirket. Evet, evet. Bir dakika izin ver. Bu arada bir son dakika görüyorsunuz ekranlarınızda. Son dönemde çok tartıştığımız bir konuydu. Montrö Sözleşimi kapsamında. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e gemi iletmek için Türkiye'ye Montrö Sözleşmesi kapsamında önceden bildirim yapmıştı. Bu bildirimleri geri çekmiş Amerika Birleşik Devletleri. Karadeniz'e Amerika Birleşik Devletleri gemileri geçmeyecekler. Rusya'nın da bu konuda çok itirazları vardı. Biraz önce elimize geldi ve ekranınızda son dakika olarak görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle geçirmeyi düşündüğü gemilerin bildirimlerini geri çekti. Son dakika olarak bunu görüyorsunuz. Önemli bir gelişme hepimiz açısından. Bu arada sen devam edeceksin ama Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı da bizimle birlikte. Ona da bir hoş geldin diyelim. Ondan sonra sen devam et ve ona soralım. Veli Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Size bir döneceğiz ve soracağız hem Gündür Hanım'a da hem de size de. Ama Barış kaldığı yeri bir bitirsin anlatmayı. Ondan sonra size de döneceğim ve sorularımızı ileteceğiz ve sizdeki bilgileri İnsanları alacağız. Kim olduklarını bilmediğimiz. Veli Bey merhaba, ben anlatıyordum sizin yerinize ama siz daha iyi de anlatırsınız. Ama kim olduğunu bilmediğimiz, neden Türkiye'den kaçmak istediğini bilmediğimiz insanlar belediye kullanılarak, bir sivil toplum örgütü aracılık yapılarak, Almanya'daki şirkette bu arada televizyon tamirciliğiyle filan ilgilenen, aslında bakıldığında hiç bu işlerle ilgisi olmayan işler kullanarak bir insan kaçakçılığı yapılıyor. Bu bir realite. Şimdi burada başka bir aşama da var. Neden bu kullanılıyor, bu iş kullanılıyor dersen? İnsanları tırlara bindin, gemilere bindirdin veya işte sınırdan koşarak geçirmek herhangi bir yakalanma riski barındırıyor. Ama
İnsanlar şeyin farkında değiller. Hususi pasaportla gidiyorsunuz. Yani bu projenin içerisinde görünüyor bu 45 kişi. 45 olduğunu tahmin ettiğimiz kişi. Belediye, valiliğe yazı yazarak İçişleri Bakanlığı aracılığıyla bu insanlara hususi pasaport tahsis ediyor. İçişleri Bakanlığı da herhalde araştırma yapıyordur. Rastgele dağıtmıyordur bu pos. Yani devlet kurumu, bir devlet kurumu olarak. Bunlar da sakınca görmeyip veriyor. Ve bu insanlar ellerinde devletin kendisine vermiş olduğu pasaportla ellerini kollarını sallayarak belediyenin organizasyonuyla ve belediyenin kendilerini bir sivil toplum örgütüne kaydettirmesiyle Türkiye'yi cidden çekip gidiyorlar. Bu Türkiye tarihinin son dönemde görmüş olduğu en feci olaylardan bir tanesi. En acayip olaylardan biri. Bunu Veli Bey'e bir soracağım. Gerçekten çünkü ben de çok uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. 17 yaşımdan bu yana gazetecilik yapıyorum. Gördüğüm en acayip olaylardan biri bu. Ve üstelik bu galibası değil. Sadece...